uyuyup onlara terörist diyebiliyor. Birilerinin yaşadığımız zamlar, pahalılık hiçbir şey. Ayakta kalma çabamız umurunda olmayabiliyor sevgili izleyenler. Peki ne yaşıyoruz, ne yaşatılıyor bizlere? SGK uzmanı Ali Tezer bizlerle birlikte. Ali Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Yüka Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için. Ben öncelikle izleyicimizin bir vurgusunu aktararak başlamak istiyorum konuşmamıza. Lütfen. Diyor ki, Ülke Hanım, başkanlık sistemi emeklilerin sonu oldu. 7500 lirayla geçinmek imkansız. Emeklilere acil zam verilmeli. 7500 lirayla emekliler bu kışı hiçbir faturasını ödemeden geçirebilirler, hatta geçiremezler demiş. Şimdi Erdoğan diyor ki yeni yılda gönlünüzü alacağız sizlerin. Sizin bir paylaşımınız dikkatimi çekti. Mart yerel seçimleri sonrasında emekli de ücretli de artık yıllarca zam alamaz demişsiniz. Böyle mi olur Ali Bey? Şu anda iktidarın emekçiler üzerinde uyguladığı politikayı ana hatlarıyla nasıl gözlemliyorsunuz? Şimdi iktidar sermaye iktidarı. Şu anda mecliste çoğunluk Cumhur İttifakı'nda milletvekillerine bakın %75'ten fazlası iş adamı ve sanayici yani sermaye. Onların yanında çalışanlar var. Asgari ücreti Ocak ve Temmuz'da zam yapıldı. Ama yeni karar aldılar. Artık Ocak'tan Ocağa var. Temmuz'da bir daha Değil zam mi? yok dediler. Evet. Bunun anlamı ne? Gerek yok bu kadar zamma diyorlar. Şimdi gelelim emeklilere Hanım. Mart'ta seçim var 2024 Mart'ta. Hı. 2024 Ocak ayında bu 7500 rakamdan rahatsız olan emeklilerimiz 10 bin liraya falan çıkar tahminen. 10 bin lira aldıklarına yine bildikleri yere oy vermeye devam ederler. Hiç merak etme. Sen de burada olursun, ben de burada olurum. Değişen bir şey olmaz. Gönülleri hemen Yani alınır o mı yüzden yani Ali Bey? onların gönülleri kırık değildir ki. Şimdi Ülkü, Buyurun. Akbelen'i anlattın. Kaç gündür anlatıyorsun. Ya. Akbelen'de kadınlar direnişte. Peki o kadınların oğulları, kocaları nerede? Orada Onlar da ağaç olanlar. kesiyorlar. Ha, orada olanlar Ağaç var mı? kesiyorlar. Ağaç kesiyorlar. Hatta o çıkacak maden için orada bir elektrik santrali var. Kömür elektrik santrali özel açmıştı. Orada işe girmek için de sıraya giriyorlar. Yani burada sadece doğayı koruyalım diye bir şey yok. Benim çocuğumu işe alırsan ben de eylemden vazgeçelim diyenler de var. Yani burada iki yüzlü de görmek lazım. Yani bu iş tek taraflı bir şey değil. Orada bir açık kömür havzası var. Orası Milas'ın girişinde bir yerdir. Ve hemen toprağın altında kömür vardır. Kömür kalitesizdir. Çok kaliteli bir kömür değildir ama öyle maden ocakları açmaya, kuyu kazmaya gerek yoktur. Ağacın hemen altında toprağa bir metre kaz, kömür doldur. Onları da çok ucuza dozerlerle çıkarırlar. Yakındaki yatağın termik santraline bantlarla gider. Yatağın termik santralinde onlar yanar ve bize elektrik olur. Ha, elektriği satan şirket, elektriği üreten şirket kâr ediyor mu? Ediyor. Çok. Orada işe girmek için binlerce kişi sırada mı? Sırada. Şimdi o ağaçlar kesilmezse orada kömür çıkmayacak. Kömür çıkmazsa yatağın termik çalışmayacak. Orada çalışanlar da maaş alamayacaklar. Şimdi kadınlar orada eylemde ama çocukları, oğulları ve kocaları da ağaç kesiyorlar ya da yatağın termikle çalışıyorlar. Bu gerçeği de görelim. Yani bunu sadece salt bir çevresel eylem olarak değil, bir de pazarlık malzemesi olarak da görmek gerekiyor. O tarafa da bakmak gerekiyor Öykü. Evet. Ama tabii burada şu da yok mu Ali Bey? İşe duyulan ihtiyaç. Bir şekilde yaşamak zorundayız. Hepimiz çalışmak zorundayız. İşe duyulan ihtiyacın da aslında varlığını görmüyor muyuz? Görüyoruz. Peki Ülkü sen yaşın müsaittir. Stalin ve tavuk hikayesini bilir misin? Yok, bilmiyorum. Stalin yeni başa geçmiş. Yani Ekim devrimi yeni olmuş. Büyük bir askeri hangar. İçinde de orta yerde bir soba yanıyor. Ve bu arada Rus devrimini, komünist devrimi, sosyalist devrimi ya da yürürlüğe koymak için insanların aç bırakılması gerekiyor. Demişler ki aç bırakırsak devrimi desteklemezler yürürler demiş. Ya. Bana demiş iki tane tavuk getirin. Getirmişler tavukları. Hemen onlar cart cart yolmuş orada. Tavuklar o soğukta, Rusya'nın soğuğunu da bilirsin. Kar, Hı. kış, kıyamet. O soğukta üşümemek için sobaya yanaşmışlar.
sobadan yanmışlar. Sobadan kaçmışlar. Bu sefer Stalin bana bir avuç mısır getirin demiş. Bir avuç mısırı koymuş önlerine. Tavuklar yavaş yavaş mısırı yemeye başlamışlar. Isınmaya başlamışlar. Demiş önce aç bırak. Sonra soğukta ya. Bırak. Sonrasında da bir avuç yeme gelirler. Evet. Yani evet. İster sistem kapitalist olsun, ister sosyalist olsun, ister komünist olsun, bir çalışana ihtiyaç var. İki onu yiyecek insana ihtiyaç var. Biri çalışacak, biri yiyecek. Sistemin adı fark etmiyor. Şimdi mesele, o yüzden mesele şu ister ki... İster Stalin tavuğu olsun. Buyurun. Aç bırak, biat etsin. Önce aç bırakacaksın, sonra biat edecek. Biat için... Bana iş ver diyecek. Biat için... Veya un ver diyecek. Un ver diyecek, ekmek ver diyecek. Ayda 500 lira sosyal yardım ver diyecek. O satılık mı diye sorabiliriz. Evet satılık, her şey satılık. Satılık olmayan bir şey yok. Yine ünlü bir düşünür söylemişti. Fiyatı olmayan bir şey yok demişti. Her şeyin bir fiyatı var. Peki. Şimdi emeğin de bir karşılığı var. Emeğin de bir fiyatı var. Biz sizinle günlerdir, aylardır, siz yıllardır, ömrünüzün belki yarısından fazla o emeğin karşılığının peşindeydiniz Ali Bey. Şimdi... Emeğin karşılığı alınabiliyor mu? Enflasyon altında ezilmeye devam nasıl ediyoruz? Bunu konuşuyoruz. Demin söylediğiniz nokta çok önemli. Asgari ücrete yılda iki kere değil ara zam yapılmayacak, yılda bir kere zam yapılacak. Bugün haberi verdik. Türk İş'in verilerine göre asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Şimdi ara zam olmazsa, bundan sonra açlık sınırının altında zaten sürekli bir hikaye içinde kalıyor asgari ücret ama kalmaya devam edecek. O durumda açlık sınırının altında tabii. Yaşam sürecek demektir bu. Edecek. Ülke çok güzel bir kelime var. Hayat tercihlerden ibarettir. Ne tercih edersen onu yaşarsın. Şimdi bu son seçimde muhalefet partisi lideri beni seçerseniz bayramda size 15 bin lira ikramiye vereceğim dedi mi? Evet. Dedi. İktidar Partisi ben 2000 lira vereceğim dedi. Ama milletin çoğunluğu milli irade bize 15 bin gerekmez 2000 lira yeter dedi. Tercihini yapmış olmadı mı? Evet yani daha önce de konuştuk %48-%52 meselesinde %48'in tercihi de yapılmamış yönde aslında. Bunu belgeliyor Ali Bey ama. O yapılmaz ama demokrasilerde 50+1 ya. Yönetim belirliyor. Cumhurbaşkanlığı İster hükümet buna... sisteminde belirliyor daha çok. He? Diğerinde tabii. De belirliyor. Çünkü fark etmiyor. Çoğulcu demokrasi diyorlar. Çoğunlukçu demokrasi diyorlar. Sonuçta oyları kim almışsa o yönetir. Para da o yönetir. Hı hı. Paranın nasıl dağıtılacağını da o yönetir. Evet. Bütçedeki parayı emekliye mi vereyim, işçiye mi vereyim, memura mı vereyim kararını yönetim belirler. Peki. Yönetimi de millet belirler. Şimdi... Demokrasinin tanımı değil mi? Tabii. Basitçe. Şimdi... Öyleyse yönetimi belirleyen taraf tercihini yapmış. Ben 2000 lira ikramiye bana yeter demiş. Hatta bunun bir karikatürü de vardı. İyi ki şu Kılıçdaroğlu oy vermemişiz. Bize bayramda 15 bin lira verecek dedi. İyi ki vermemişiz dedi oyumuzu. Doğru söylüyor. İyi ki vermemiş 15 olmamış. Evet. Peki hızlı hızlı şimdi bazı başlıkların üzerinde dur.